Hatice Hanım sormuş. İlginç düşünme konusu yine. Renklerin hani siyahın kötü, beyazın iyi gibi anlamlandırılması, algılanması nereden geliyor? Nasıl biz bu şu cenazede siyah giyilir. Evet, belki bazı kültürlerde bazılarına farklı olmasına rağmen. Hani biz bu renklere bu kültürel anlamları aslında ben ipucu şey yapmış oldum, bozmuş oldum ama nasıl verdik? Yok yani şöyle bir şey var orada. Kültürel anlamların yani antropoloji midir? Ben bu arada o hikayeleri okur hep unuturum. Düğünde niye beyaz, cenazede niye siyah giyindi? Çok da komik, hocam, ters bu arada bir hikayesi değişmiş, var. Evet, değişmiştir zaman eskiden. Var. Ama yani burada şöyle bir durum var işte. Kültürlerin seçimleri, izlek bağımlılığı diye bir şey iyi anlamak lazım. Bu kültürlerin bu tip şeylere yüklediği değerler rasyonel bir gözlem ya da faydadan ziyade tarihin bir yerinde birileri bir şeyleri tercih etmesi olmasından. Ondan sonra da birilerinin onu yanlış anlamış ve yanlış aktarmış olmasından falan geliyor aslında. Burada hocam şey eklemek isterim. Tam tarihi hatırlamıyorum. Muhtemelen izleyenler yazarlar veya hatırlarlar. Mesela pembe şu anda inanılmaz işte kadınların tuttu işte savunucusu böyle göstermek veya işte pembiş kız çocukları. Oysa pembe ve mor renklerini elde etmek hocam zor vaktiyle renklerine bizim gibi bu kadar kolay ulaşılamadığı zamanlar ve onun için asillere veriliyor. Kök boyasıyla falan evet, yapıldığı kök boyası zamanlar. Ve bu renkleri elde etmek zor olduğu için asilleri ve daha çok prenslere, krallara layık görülüyor bu morlar, pembeler. Tarihin bir noktasında biz de işte 20. yüzyıla yaklaşırken kadınlar artık bu eşitsizlikler konusunda da hani kadın işte aydınlanma döneminin ardından da artan bu işler karşısındaki eşitsizlik sonucunda kadınlar diyor ki ne oluyor yahu yeter artık gerçekten hani buna bu ayaklanmalar başlarken pembeyi biz alıyoruz diyor. Ve bir anda sistem, ya bunu burada hikayeleştirerek anlatıyorum. Tabii ki bunun bir süreci var. Sistem ne yapıyor, ne diyor? Pembeyi kadınlara verirken mavi kadınlardan alıyor bu sefer. Ayırı veriyor. Yani aslında erkeklerin rengi olan pembe bir anda kadınların rengine dönüşüyor. Yani bir türlü şu orada bir, böyle bir ikimiz de kullanamıyoruz bu rengi. Hani İşte yani adım dolayısıyla adım onu oradan görüyor. Mesela iki dirhem bir çekirdek falan gibi söylemlerimiz de böyle işte. Zamanın bir tanesini bir ölçü biriminden doğru türettiğimiz bir şeyler. Beni burada daha çok ilgilendiren aslında, ben soruyu ilk başta öyle gibi duymuştum. Renk algı ve renklere atadığımız anlamların köken yani zihinsel kökenleri. Mesela siyah niye kötü? Aslında düşünebiliriz fiziksel bütün ışığın kaygıda. Şöyle ışığı emen bir şey. Evet. Geçenlerde çok makul bir, ben Sadhguru'nun videolarını izlemeyi çok seviyorum. Geçenlerde bir öyle bir muhabbet yapmış. Mesela diyor cenazede siyah giyiyorsunuz diyor. Efendim işte düğünde beyaz giyiyorsunuz falan. Bir cenaze diyor siyahın en giyilmeyeceği yer diyor. Şimdi söylediği şeyde enteresan bir mantık var ve araştırmaya düşünmeye karar verdim. Bu çünkü gerçekten dikkat çekici bir benzetme. Siyahın siyah olmasının sebebi bütün ışığı emmesi. Evet. Işığı absorbe edip çok az yansıttığı için biz onu siyah görüyoruz. Ve diyor ki siyah giydiğiniz zaman, üstünüze siyah olduğu zaman etrafınızdaki bütün elektromanyetik enerji başta olmak üzere her şeyi absorbe edersiniz. Eğer tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerdeysiniz, cenaze gibi üzüntünün ve ölümün kol gezdiği bir yerde bulunacaksınız. Niye siyah giyiyorsunuz? Esas orada beyaz giymeniz lazım ki dışa yansıtmalısınız. Mesela tanımadığınız yerde, niyetinden emin olmadığınız insanların yanında siyah giymek çok akıllıca değil diyor. Çünkü oradaki enerjiyi emici bir etki yaratır. Bu arada şunu hemen tabii bazı bilim sever demeyeyim ona. Bilimperest arkadaşlar buraya zıplayacak. Ulan ışığı yansıtmıyor diye bütün enerjiyi yemiyor mu falan filan. Kainat benzerliklerle çalışır. Ben buna çok inanırım. Kainatta örüntüler vardır. Mesela bir şey ışığı emiyorsa sadece ışığı emmekle kalmaz. Yani onun başka bir vasfına da işaret ediyor olabilir o. Mesela böyle benzetmeler hipotezler açısından iyidir. Mesela siyah renk emici olduğu için siyah gözükür. Dolayısıyla birçok şeyi emiyor olabilir. Kendimizden emin olmadığımız, yani işte gittiğimiz yerdeki insanları çok tanımadığımız, iyi kötü niyetli olup olmadıklarını bilmediğimiz yerlerde. Ben mesela ciddi ciddi siyah giyimi opsiyonu ki benim de çok siyah kıyafetim var. Bilirsiniz genellikle kameraların karşısında siyahla geçiyorum. Bunu hemen kenara koydum. Tabii cenazede beyaz giymek yani sopa yer miyiz bilmiyorum. Yani muhtemelen Almanya'da, Amerika'da olsa problem yaşayabiliriz ama Türkiye'de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mesela beyazın yansıtıcılığı da yine aynı şekilde böyle kullanılabilir. Fakat bunun tabii kültürel olarak tam ters olması ayrı bir trajedi, ayrı bir komiklik. Bizim bu renklerle ilgili kişisel ilişkilerimizin kültürel kodların oluşumuyla pek bir alakası yok gibi gözüküyor. İnsanlar beğendiği ya da beğenmediği ya da onlara hoş hisler verip vermediği için renklere bir takım değerler atamış değiliz. Mesela ben siyahı gerçekten biliyorum. Siyah asil renk derler yani böyle asalet falan. Ama işte cenazede de giyiyorsun aynı zamanda. Kötü, karanlık, şeytan, vırt vırt, karanlık, siyah böyle hep eşleştiriliyor. Ama aslında siyah gerçekten şövalyelerin, muvalyelerin de zamanda tercih ettiği bir renk. Bu bizim zihinsel tadımızla ilgili olmayan bir şey. Bu izlek bağımlılığı renklerden şunu da düşünmemize sebep olsa çok güzel olur. Tarihin bir yerinde derinin biri kuyuya bir taş atıyor. Daha sonra 400 bin akıllı bunu binlerce sene oradan çıkaramıyor. Bir karar veriyorsun geçmişte.
O karar aynen devam ediyor. Mustafa Can'la en çok kafayı taktığımız konu mesela, arabalar niye hep böyle? Ya 1900 yılından beri yapılan bütün arabalar 4 teker, 2 far, 1 silecek, 1 cam. Niye böyle? Çünkü bir kere böyle bir karar verilmiş ve bu karar da boşuna değil. Mesela arabaların 2 tekerleğinin arasındaki mesafe at arabalarındaki mesafenin aynısıdır. Demir yollarının tekerlek uzunluğu yine at arabalarındaki işte dingil mesafesi almıştır. Önce at arabasını yaptığımız için bunlar da arkadan gelmiştir falan falan falan. Tarihin geçmiş bir yerinde, zamanda yolculuk yapsanız da bir şeyleri radikal oranda değiştirseniz bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik. Muhtemelen böyle bir paralel evren var. Bir gün giderseniz selam söyleyeyim. Benim yaşım geçti, almazlar beni oraya ama çok farklı dünyaların mümkün olduğu bir olasılık evreni var. Olasılık aleminde yaşıyoruz. Yaptığımız her bir tercihinde geleceği böyle şekillendirdiğini düşünmek tercih yaparken biraz dikkatli olmamıza sebep olur. Yine en sevdiğim replikle bunu bağlayayım. Gladiator filminde var ya, burada yaptıklarınız sonsuzlukta yankılanır diye. Bir şey yapıyoruz ama sadece bir şey yapmıyoruz. Akşam yediğimiz hurmalarla ilgili bir sözümüzü de buradan hatırlatmak isterim hep beraber. Ya da acı biberler. O zaman daha böyle sıradaki sorumu alayım. Ne sıradaki? Cinsiyet, beyin. Oo, hadi linç gönder. Hadi. Hadi hazırla tencere, tava, pilav, çabuk. Aa hocam, yalnız soru şöyle başlıyor. İkinci bir pilav tenceresi vakası yaşansın istemem ama. Niye istemiyorsunuz ya? Eğlenecek arkadaş, gönder gelsin. Hocam Zehra Hanım sormuş, girişi de böyle yapmış. Sorusu şu: acaba erkek beynine sahip insanlar 3 boyutlu düşünmede daha iyi oldukları için video oyunları oynarken daha çok mu eğleniyorlar? Daha çok eğleniyorlar mı? Yok. Yani şöyle, eğlenme demeyelim de ona, mesela skor olarak daha iyi skor alabilirler ama eğlenme meselesi orada başka bir parametreye bağlı. Risk, kan, vahşet, oynanan oyunun içeriği Sims oyunundan daha ziyade kızlar zevk alıyor. Yani onu daha çok seviyorlar çünkü... Yani video oyunuyla alakalı değil, içeriğiyle alakalı. Senaryo ile alakalı. Shut'em up tarzı bu geleni vur oyunları var ya, işte ben de yıllarımı geçirdim oyunlarla. Erkekler daha çok buna bayılıyor. Çünkü oyunda iki tane şey var. Birincisi gerçekten üç boyutlu labirentlerde yol bulma gibi. Nereden geçtiğini hatırlayacaksın işte. Şimdi örnek vereceğim de yaşımız çıkacak. Benim en son oynadığım Quake, Doom falan filan gibi oyunlardı. Şimdi galiba, şimdi derken o da eskidi. Far Cry falan, bilmem ne Ops vardı, neydi o? General Ops mu, öyle bir şeyler. Benim çocuklar oynuyordu da isimleri aklımda kalmıyor. Şimdi bu oyunların hepsinde bir üç boyutlu hareket var. Süper Mario mu? Ben Süper Mario'da kaldım. Sen bence enkarne olman lazım. Bayağı geride kalmışsın. Hem üç boyutlu dönme var hem de korkutucu düşmanlar, dalak, bağırsak, deşici silahlar falan, far far far, kan fışkı. Şimdi bunların hepsi hem testosteronun o şiddet eğilimi oluşturan ataklarını destekliyor. Hem işte insan, erkeğin o tek beyin hemisferindeki yoğun bağlantılar nedeniyle navigasyonel yeteneğinin, yani üç boyutlu uzaydaki yön bulma yeteneğinin kuvvetli olmasına hitap ediyor. Orayı biraz çalıştırıyor. Ama daha bilişsel oyunlar, mesela bizim küçük kızlardan bir tanesi geçen gün bebek giydiriyordu cep telefonda. Onu alıyor, onu giydiriyor, çıkarıyor, biri pembe kurdeleyi mavi yapıyor, birini yeşil yapıyor falan. Ve onda bir saat geçirebiliyorlar mesela. O böyle genele, bütüne, güzelliğe, tamamlamaya dair olan şeylerde kızların daha çok hoşuna gidiyor. Bu Sims gibi oyunlarda zaten şehirler ya da aileler ya da... Minecraft gibi böyle inşaat, üç boyut. Şimdi o işte o üç boyut olduğunda... Aslında onda kız çocukların da çok oynadığını biliyorum. Evet. Fakat benim araştırma okumadım. Erkek çocukları daha baskın olarak muhtemelen yine oradaki testosteronik şiddet durumları da var ya o, evet. Minecraft'ta biraz vuruyorsun, kırıyorsun. Mesela oyunlarda kullandığımız görsel mesajların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Minecraft'ı benim çocuklar oynarken izledim. Hiç bilmiyorum nasıl oynandığını ama. Mesela bloklar oluşturuyorsun, sonra kazmayla bunca çopak diye o bir dağılıyor ya. Parçalar halinde dağılma bile aslında daha erkeğin hoşuna gidebilecek, erkek beynini sevebileceği bir şey. Çünkü yıkıcı, kırıcı, delici aktiviteler genellikle erkekten geliyor. Tabii testosteronun o vurucu etkisi var ya, yumruk etkisi. Biraz o tip ara birimler, o tip ara yüzler olan oyunlar muhtemelen erkeklerin daha çok hoşuna gidiyor. Bilgisayar oyunlarında genel olarak erkek ve kız çocuklarının bilgisayar oyunlarına harcadıkları vakit, onlardan etkilenme, bağımlılık geliştirme riskleri arasında bildiğim kadarıyla belirgin bir fark yok. Birkaç tane çalışmaya bakmıştım bu konuda. Fakat oyun tiplerine göre
çok fark ediyor. Seçimler. Işte. Seçimler fark ediyor. Bu da zaten şimdi düşünün yani gelişim döneminde siz erkeklik hormonuna fazla miktarda acıcık maruz kaldım diye bütün beyninizin bağlantısal yapısı değişebiliyorsa ki teorikte bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bu arada altını çizeyim bütün erkeklerde aynı, bütün kızlarda aynı değil. Ama büyük oranda istatistiksel olarak böyle. Bu değişim illaki hayatta bir farklılığa sebep olacak. Linççiler buradan gelirse sevinirim. Yani böyle bir fark var, üzgünüm. Erkekle kadın farklı ve iyi ki de farklı. O sayede birbirimizi tamamlayabiliyoruz. Dolayısıyla hangi tür oyunu oynuyor olursanız olun, sizin havanız iyi olsun diyerek. Yine klasik konuyu spotla tamamlayalım. Hülya Uğur muydu o kadının ismi ya? Sen bilmezsin, daha Fethüs'tün o zaman. Hava durumu sunan bir abla vardı. Böyle siz, deyip beni bir küçültüyorsunuz herhalde. Sen de ama yani ne bileyim, hakikaten o zaman yoksunuz. 90'lardaydı kadın yani. Ne hava nasıl olursa olsun, ne hava nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Hatırlamazsın değil mi? Hatırlıyorum. Hocam sen ben, bayağı yaşlanmışsın evet. Az abla ya.